rahatsızlık belirtiler evet, olarak belirtiler diyorsunuz. Olarak. Aslında miyomların üçte eksi hiç belirti vermiyor. Kendini bu, belli etmiyor. Hiç belli etmiyor. Bazen daha büyük olanlar bile belli etmiyor ki bir yeri çok önemli bu evet. açıdan. O yüzden burada aslında rutin jinekolojik kontrollerin önemi ortaya çıkıyor. Bir kadın hiç şikayeti olmadan ya da böyle çok müphem şikayetleri olarak bir miyomu karnında dediğim gibi bir çocuk kadar büyütebiliyor. Ve mesela karnında şişlik var diyerek gidebiliyor. O yüzden bu kontroller çok önemli, yıllık kontroller. Üçte ikisinde belirti vermiyor dedik. Belirti verdiğinde de bu belirtileri üç ana grupta belki toplayabiliriz. En önemli birinci grup kanama. Evet. Bu kanamada kendini en çok bu adet miktarının artması, adet süresinin uzaması ve ağrılı adetler şeklinde gösteriyor. Bir de şu acı tarafı da bazı kadınlar bunu normal kabul ediyorlar. İşte benim adetlerim hep uzun olur, sancılı olur, işte fazla olur gibi. Ve bazen bu sebeple doktora gitmiyor. O kadar çok kanaması oluyor ki aylar içinde bu kronik bir kansızlığa dönüşüyor. Bu kansızlığın belirtileriyle doktora gidiyor ve doktorlar kadın doğumcuyu hastaya yönlendirebiliyor. Evet. Diğer hekimler, dahiliye hekimleri gibi. Diğer kanama şekli de işte anormal kanama şekli de ara kanamalar olabiliyor. Bu şekilde doktora başlıyor ya da ilişki sonrası kanama olabiliyor. Bu da bir kanama belirtilerinden biri. Yani hocam esasında şöyle baktığımız zaman belirti anlamında en yaygını o zaman bu kanamalar ve adet düzensizliği. Ve adet sancıları aslında sancılı adet. İkinci grup bu da önemli bir grup tabii bir kısımda bununla gidiyor. Belki kanama yapmadan da bu olabilir. Büyümesine bağlı miyomun bası belirtileri ortaya çıkıyor. Bu da miyomun aslında nereye doğru büyüdüğü çok önemli. İşte idrar torbasına doğru büyürse idrarda sık idrara gitme şikayeti ortaya çıkabiliyor. Çünkü idrar torbasına bası yapıyor. Ya da arka bağırsağa doğru büyürse bu sefer bağırsakta dışkı geçişini zorlaştıracağı için ciddi kabızlıklar olabiliyor. Ya da böyle kuyruk sokumuna vuran ağrı. Belirtisi oluyor. Şikayetiyle hasta başvurabiliyor. Bu da tabii ağrı ve bası belirtileri ikinci ana grubu oluşturuyor. Üçüncü ana grubu da hemen ben demin aslında biraz bahsetmiştik onu da söyleyeyim. Aslında bu daha nadir gözüküyor. Çocuk olmada zorluk. Bu şekilde doktora başvuruyorlar ve tesadüfen miyom saptanan hastalar oluyor. Bu da üçüncü ana grup. Önemli bir grup tabii ki demin dediğimiz gibi. Çünkü doğurganlığı ciddi olarak etkileyebiliyor bazen.